Abi bize bir merhaba diyelim abi. Selamünaleyküm. Karşılama aslında. Selamünaleyküm. Merhaba başkanım, hoş geldiniz. Merhaba. Selamünaleyküm. Başkanım hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ne yaptınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba. 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 Daha iyi olsun. Allah razı olsun. Merhaba. Daha iyi olsun. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Irmak kenarında o şeyden dolayı, sudan dolayı. Sudan dolayı. Güzel insanlar memleketi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli belediye başkanım, çok kıymetli koordinatörlerimiz, meclis üyelerimiz, il yönetim, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız, Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kadın kollarımız, değerli misafirlerimiz, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Başkanım 10 gündür üye çalışmaları yapıyoruz. Akşam 22 tane biz aslında fazla girdik ama 22 yok, tane. Yok hissediliyor çalıştınız çünkü yansıyor rakamlara. Evet. Yani görüyoruz onu. 5 tane de istifa eden üyelerimiz vardı. Onların şeyini gönlünü alarak tekrardan kazandırdık. Şu anda da kadın kollarımızın yapmış olduğu bir 8 tane üyemiz var. Onları bugün gireceğiz. Arkadaşlarımız getirdi 2 tane. Onları gireceğiz. Şu anda üye çalışmalarımız devam ediyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz başkanım. İşiniz ben teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Allah razı olsun. Bizde planladığımız, programladığımız ve devaatte bulunduğumuz tüm çalışmalarımız hemen hemen sona yaklaştık. Yapamadığımız, hedefimize ulaşamadığımız 5-6 projemiz var. Onlar da inşallah 2023 içerisinde planlandı. Onlar da yapacağız. Onlar da tek tek sayıp sizin vaktinizi almak istemiyorum. Yapılmayanları ve 2023'te yapılacak olanları sizlerin de desteğiyle şeyle inşallah vekillerimizin, bakanlarımızın, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği imkanlarla ilçemizi güzelleştirdik, şirinleştirdik. Daha da inşallah şirinleştireceğiz. Değerli başkanlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemde açıkladığı bir şey vardı. Hatırlarsınız. Bir aya kalmaz, bir haftaya kalmaz müjdeyi vereceğiz dedi. Neydi? İnsansız savaş uçağı. Dünyada birçok ülkenin ama beceremediği, bunun da Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yüreklendirmesi, gayreti, liderliği sebebiyle Türkiye'ye nasip olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemi hepimiz şahitlik yapıyoruz. Yani bir dönemi evlatlarınızı anlatırken o dönem ben teşkilattaydım. İşte onu bizzat yaşadık diyebileceğiniz bir dönemi yaşıyoruz. Kimle beraber yapıyoruz? Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in kol kola girmiş, birbirine geçmiş tutkunlukları sayesinde yapıyoruz bunu. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü Allah izin verirse dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Artık felahiye de gelecek olan doğal gazda da aynı şeyi göreceğiz. O yaktığımız gazın parası Türkiye'de kalacak. Milyarlarca metreküp doğal gaz bulunuyor. Bu eskiden de varmış ama bir yiğit gerekiyormuş. Bunu ikincisi değerli başkanlarım biliyorsunuz Tarım Bakanlığımız son dönemde ciddi bir gayret içerisinde. Yani çiftçilerimize verilen destekler, hububat alım fiyatları destekleri, yani ülkenin önündeki dönemi planlamak, projeksiyon oluşturmak noktasında ciddi manada bir gayret içerisinde. Onun için zaman zaman bakanlıklarımızdan Kayseri ziyaretlerini gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Mesela Tarım Bakanımız geldiğinde bir abilerimiz, birkaç abimiz herhalde oradaydı veya orada olduğunu zannederek söylüyorum. Güzel bir etkileşim oldu. Aynı Mustafa Varank Bakanımızın Kayseri ziyaretinde olduğu gibi. Mustafa Varank Bakanımız Kayseri'ye geldiğinde gençlerle şöyle toplanıldı. Gençlerin de ilgisi farklı bir yerde. Sayın Bakanım TOG'u niye getirmedin dediler. İnşallah o da gelecek dedi. Şimdi onlarda teknolojiye bir yatkınlıkları var. Bunların içerisinden hep vardığımız nokta şu değerli başkanlarım. Bir dünya liderine sahibiz. Dünyada şu anda en çok eksikliğini hissedilen şeylerden bir tanesi lider. Benim diyen ülkelerin liderlerine baktığınızda kimisi biraz bu tarafa konuşuyor. Ondan sonra dönüyor duvara konuşuyor. Biliyorsunuz yani. İşte Dünya Kupası'nda tam seviniyordu ki Dünya Kupası'nın ev sahipliğini yapan ülkenin yöneticisi Cumhurbaşkanımızla yan yana sohbet ediyorlardı. Bu akşamdan sabah olacak bir iş değil.
Dolayısıyla liderlik Allah vergisi olan ve bu memlekette nasip olmuş bir lider vasfıyla çalışılan ve iç içe geçmiş bir Cumhur İttifakı ile çalışılan bir yönetim şekline sahibiz. Bunun da kıymetini bilmemiz lazım. Son olarak da söyleyeceğim şu, bizler yerel yönetimler olarak, Kayseri teşkilatlar olarak bir avantajımız daha var. Bir başarımız daha var. Sizlerin hepimizin sayesinde olduğu, tutkunluğumuzun sayesinde olduğu 17-0. Kayseri'nin plakası 18-38, ondan sonraki en önemli rakamımız 17-0. Elhamdülillah şimdiye kadar bir tutkunluk içerisinde sıfır hatayla çalışıldı. Bundan sonraki süreçte inşallah şu tutkunluk devam ederse, bu organizasyon kabiliyet devam ederse sizler sayesinde, yani işte armudun çöpü, üzümün sapı, ters mi söyledim? Armudun sapı, üzümün çöpü demezsek önümüzde Allah'ın izniyle güzel bir Türkiye'yi evlatlarımıza bırakabileceğimiz döneme giriyoruz. Ben şahsen katıldığınız için teşekkür ediyorum. Varsa sorunuzu alıp başkanımı ziyaret etmeye geçmek istiyoruz. Evet, bir seçim olacak. Tabii ki şapkamı çevirmeye gelirdi. Hakikaten şapkayı çevirmeye geldi. Çattı. Şunun şurasına herhalde 6'ya kadar bir vaktimiz ya var ya yok. Biz hem ilçelerimizi kendi aralarında ziyaret ediyoruz. Ve ilçe başkanlarımızla son dönemde pandemide adet olan bir yöntemle de toplanıyoruz. Gerek ilçe başkanımız. Hoş bulduk başkan. Başkanlarım hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Başkan bu düşüyor mu?